Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Demiruz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya ekonomisi hakkında Başkan Demiruz ve üyelere bilgi verdi. Öncelikle bu süreçte iş dünyasının yükünün nedeni şey olduğunu, ağır olduğunu yakinen bilenlersiniz. 2016 yılında Türkiye ciddi bir hain bir darbe girişiminin neticesinde ekonomi sekteye uğradı. Buna rağmen Türkiye'deki olumsuzluklara ve etraftaki olumsuzluklara rağmen iş dünyasının fedakar gayreti ve çalışması neticesinde 2.9'luk bir büyümeyi gerçekleştirdik. Bizim artık referandum da geride kaldı. Bizim iş dünyası olarak bundan böyle ekonomiye odaklanmamız lazım. Güçlü ekonominin mimarı da sizlersiniz. İş dünyasına ciddi gayretler ve çabalar düşüyor. Ve inanıyorum ki iş dünyası 2017 ve önümüzdeki yıllar içerisinde de Türkiye'ye hedefine taşıma noktasında yine gereken gayreti ve cesareti ortaya koyacaktır. Malatya ile ilgili kısaca bilgi verecek olursak, Malatya son yıllarda sanayileşen bir kent. Ticari altyapısı, sanayi altyapısı, bölge şehirlerden göre biraz daha olumlu. Ayrıca sosyal altyapısı da güçlü bir kentimiz. Ulaşım noktasında ciddi imkanlara sahip. Günde İstanbul'a uçak seferimiz söz konusu. Birinci ve ikinci organizede şu anda 275 tane işletmemiz söz konusu. 275 işletmenin toplam istihdam sayısı da yaklaşık 22 bin civarında. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Demiruz ise Malatya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek YİSAT faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. 2002 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüyüz. Yassı Çelik sektöründe bulunan şirketlerin oluşturduğu bir derneğimiz var. Bu 26. şehir gezimiz Sayın Başkan. Her yıl iki tane farklı şehri geziyoruz. Yurt içinde, yurt dışında da hem Selanik hem Bosna Hersek yaptık. Gittiğimiz yerlerdeki sanayici dostlarımızla bir araya geliyoruz. İletişim konuları gündeme geliyor. Daha önceki ziyaretlerde gitmiş olduğumuz şehirlerde yatırım yapan arkadaşlarımız da oldu. Fizibilite çalışması yapan arkadaşlarımız da oldu. İnşallah bu ziyaret bundan sonraki bizim sektörümüzde özellikle tarım ve hayvancılık sektörüne ilgi duyan epeyce arkadaşımız var bizim sektörümüz içinde. Malatya'nın huzurlu ve ekonomisi iyi olan bir şehir olduğunu kaydeden Demiruz, 3 organize sanayi bölgesi ve bir de mermer sanayisi ile birlikte Malatya'nın yatırım yapılabilir bir şehir olduğunu söyledi. 180 bin nüfusu var, 27. büyük şehir ve ben ikinci gelişim. Yani burası bir defa Sayın Başkan da biraz önce bahsetti. Terör belasının olmadığı, ekonomik gelişmeye açık. 4 tane zannedersem organize var. Bir tane de iktisat organizeniz olacak. Mermer iktisat organize olacak. Ve herhalde epeyce de doluluk oranı var şu an organizelerde zannedersem. Özellikle birincisi de ve ikincisinde. Ya bu bölgeye yatırım yapılabilir bölgeler içinde bence yeni bahsetmiş olduğunuz teşvikteki öngörüyle beraber ciddi bir rağbet olmuştur ve olacaktır diye düşünüyorum.